Merhaba. Bu bölümde Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihini ve nasıl süper güç olduklarını olabildiğince kısa bir şekilde anlatıyorum. Hadi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri tarihi yerli halkın M.Ö. 15.000'den önce yerleşmesiyle başladı. Çok sayıda kültür oluştu. Christopher Columbus'un 1492'de Amerika'ya gelişi Amerika kıtasında Avrupa sömürgeciliğini başlattı. Sömürgelerin çoğu 1600'den sonra kuruldu. 1770'lerde 13 İngiliz sömürgesi Apalaş Dağları'nın doğusundaki Atlantik kıyısı boyunca 2,5 milyon insanı içermekteydi. 13 sömürge Kuzey Amerika'nın doğu kıyısındaki İngiliz halk sömürgeleriydi. Bir sömürge başka bir ülke tarafından kontrol edilen bir ülkenin alanıdır. 13 sömürge Amerika'daydı ancak İngiltere tarafından kontrol edildi. Bu 13 sömürge, Georgia, Güney Carolina, Kuzey Carolina, Virginia, Maryland, Delaware, New Jersey, Pennsylvania, Connecticut, New York, Rhode Island, New Hampshire ve Massachusetts'ti. İlk sömürgeciler Virginia, Jamestown'da yaşıyordu. Bunlar Amerika'da yaşayan ilk İngilizlerdi. 1760'larda Güney sömürgeleri bir araya gelerek İngiliz hükümetine ödemek zorunda oldukları vergileri protesto etti. Bu savaş Amerikan Devrim Savaşı olarak biliniyordu. Son yıllarda Boston Çay Partisi gibi çok fazla protesto yapıldı ve insanlar artık İngiliz İmparatorluğu'nun bir parçası olmak istemedi. Bunun yerine Amerika Birleşik Devletleri adını verdikleri kendi uluslarını kurdular. 1776'da 2. Kıta Kongresi Amerika Birleşik Devletleri olarak sömürgelerin bağımsızlığını ilan etti. General George Washington liderliğinde Fransa'dan da büyük destek alınarak devrim savaşı kazanıldı. 1783 Barış Antlaşması bu yeni ulusa Mississippi Nehri'nin doğusundaki Kanada ve Florida hariç toprakları verdi. 1619'da Hollandalı bir gemi Jamestown, Virginia'daki yeni İngiliz sömürgesine 20 Afrikalı getirdi. Kölelere orada hızla büyüyen tütün endüstrisinde çalışmak için ihtiyaç duyulmaktaydı. Bundan sonra kölelik Amerikan sömürgelerinin tamamına yayıldı. Sonrasındaki 200 yıl sömürge dönemi süresince milyonlarcası daha geniş tütün, indigo ve pirinç tarlalarında çalışmak için gelecek ve bugünkü Amerika'yı oluşturacaktı. 1861'de Abraham Lincoln başkan olarak seçildikten sonra köleliğe destek veren 11 Güney eyaleti Amerika Birleşik Devletleri'nden halefiyetini ilan etti ve Amerika Konfedere Devletleri'nin kuruluşunu açıkladı. Çünkü Kuzey ve Güney arasında bazı çatışmalar vardı. En büyük çatışma ise Kuzey eyaletlerinin ve Lincoln'un desteklemediği kölelikle ilgiliydi. Amerikan İç Savaşı 1861 ve 1865 yılları arasında sadece 4 yıl sürdü. En büyük sonucu köleliğin sona ermesiydi. 13. Anayasa değişikliği köleliğin kaldırılmasını öngörüyordu ve bu Başkan Lincoln'un özgürlük bildirgesini doğrulamaktaydı. İspanya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 1898 yılında bir savaş yaşanıyordu. Bu savaş kısmi bir savaştı çünkü birçok Amerikalı Küba'nın bağımsız olmasını isterken pek çoğu da ülkelerinin sömürge imparatorluğu kurmasını istedi. İspanya Deniz Savaşı'nı kaybetti ve Küba, Filipinler, Porto Rico ve Guam'ın bir parçası olan sömürgelerini bırakmak zorunda kaldı. Savaş, Paris Antlaşması'nın 10 Aralık 1898'de ABD ve İspanya tarafından imzalanmasıyla sona erdi. Amerika Birleşik Devletleri, Porto Rico, Guam ve Filipinlerin yeni sahibi oldu. Amerika Başkan Woodrow Wilson'ın ABD'yi savaştan uzak tutmak için 2,5 yıl süren çabalarına rağmen 6 Nisan 1917'de Birinci Dünya Savaşı'na girdi. Amerika'nın Birinci Dünya Savaşı'na dahil olmasının nedeni, Almanya'nın müttefiklere malzeme sağlayan birçok Amerikan gemisini batırmış olan Sınırsız Denizaltı Savaşı'ydı. Savaş sona erdiğinde Avrupa ülkelerinin aksine ABD'deki fabrikalar tahrip edilmemişti. İmalat, üretim ve verimlilik Birinci Dünya Savaşı sırasında gereklilik nedeniyle artmıştı. Amerika bir dünya sanayi lideri olarak ortaya çıkmıştı ve ABD ekonomisi hızla yükseliyordu.
Amerikan tarihinin zenginliğe yönelik tüketicilikte büyük bir artışa neden olan kükreyen 20'ler olarak adlandırılan döneme yol açan karlar ise artıyordu. Olumsuz yönden enflasyon yüksekti ve şirketler, kuruluşlar ücretleri düşürmeye başladı ve çalışanları işletme maliyetlerini düşürmek adına işten çıkardılar. Kükreyen 20'lerin serveti ve aşırılığı 1929 Wall Street iflası ile aniden sona erdi. Karasalı veya borsa çöküşü olarak da bilinen 1929 Wall Street iflası, hisse fiyatlarının düşmeye başlamasıyla 1929 yılının sonlarında başladı. 2 günde 30 milyar dolar kaybedildi. İflas birçok Amerikalının batmasına neden oldu ve bu durumu büyük buhran izledi. Büyük buhran iki sınıfı da etkiledi ve ulusun bildiği en büyük finansal kriz oldu. Bazı yıllarda ABD ekonomik istikrarını yeniden kazandı. Ancak bu depresyon, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ana nedenlerinden biridir. ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'ndaki askeri tarihi 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor'a düzenlenen saldırıyla başlayan Almanya, İtalya ve Japonya'ya karşı savaşı kapsıyor. Yurt içinde savaş büyük buhranı sona erdirdi ve çoğu kadın, yüz binlerce insan savunma sanayisine girdi. Soğuk Savaş, 2. Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesinden kısa bir süre sonra başlayan kapitalist Amerika ile komünist Rusya arasındaki rekabettir. Gerektiğinde Almanya'ya karşı bir araya gelmelerine rağmen 1945'te iki ülkenin farklı dış politika hedefleri olduğu çok açıktı. Stalin, komünist ideolojiyi olabildiğince geniş ve mümkün olduğu kadar yaygınlaştırmaya çalışırken, ABD liderleri ezici bir şekilde onu içine almaya çalıştı. Soğuk Savaş, ABD ile Sovyetler Birliği süper güçleri arasında geçen bir çeşit dolaylı savaş olarak adlandırıldı. Bunlar diğer ülkeler arasında savaşılan savaşlardı. Ancak her iki tarafta farklı bir süper güçten destek alıyordu. Dolaylı savaşların örnekleri arasında Kore Savaşı, Vietnam Savaşı, Yom Kippur Savaşı ve Sovyet-Afganistan Savaşı sayılabilir. Soğuk Savaş 1991'de Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle sona ermiştir. Bugün Amerika Birleşik Devletleri 50 eyaletten oluşan federal anayasal cumhuriyet ve federal bir bölgedir. Başkanı Donald Trump'tır ve ülke hala dünyanın birinci ekonomik ve askeri gücüdür. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoları kaçırmamak adına kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bu videonun çok daha fazla kişiye ulaşması için lütfen beğen tuşuna basmayı ve aşağı bir yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.